Arkadaşlar, Hanımın El Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle basit çeyizlik lif yapacağız. Önce ipimize küçük bir modelle başlayalım. Büyük boyunu 95-100 tane zincir çekiyoruz ve 45 tane kutu örüyoruz. Şimdi küçük bir model başlayalım. İpimize 35-40 tane zincir çekiyoruz ve 5 zincir aşağıdan ikili trabzan yapıyoruz. Bir iki tane zincir çekiyoruz. 2 tane zincir atlıyoruz ve 3. zincirden ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine 3. zincirden ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve yine 3. zincirden ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar kenar kısmında 5 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Tekrar birinci trabzandan ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz, bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yuvanın içine tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar ikili 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. kutudan sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar yine 4 tane zincir çekiyoruz. Ve yine 3. kutudan ikili trabzan yapıyoruz. Hemen aynı yuvanın içine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. kutudan sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve yine 3. kutudan ikili trabzan yapıyoruz. Hemen aynı kutunun içine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuvanın içine yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buradaki kutudan sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve buradan kenar kısmından ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer rengimize geçelim. Evet, diğer rengimizi sabitliyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki trabzandan ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan fıstık yapıyoruz. İlmeğimizi, ipimizi tığımızın tepesine sarıyoruz ve buradan ilmeğimizi uzatıyoruz. İkisini beraber örüyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine sarıyoruz. İkisini beraber örüyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine sarıyoruz ve ikisini beraber örüyoruz. Bu şekilde 8-9 tane dolduruyoruz.
9 tane dolduruyoruz. Şimdi hepsini beraber topluyoruz. Bir zincirle sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Diğer zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan yine fıstık yapıyoruz. Burada da yine 9 defa dolduruyoruz. İpimizi tığımızın tepesine sarıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz. Tekrar bu şekilde 9 defa dolduruyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz, sarıyoruz, topluyoruz ve hepsini beraber 9-10 tane olana kadar dolduruyoruz ve hepsini beraber topluyoruz. Bir zincirle sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Diğer zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan tekrar fıstık yapıyoruz. 9-10 defa dolduruyoruz. Evet, 8 ve 9 defa dolduruyoruz. Hepsini beraber topluyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ördük arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Krem beyaz rengimizi koparmamıştık. Burada şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve kenar kısmında yine buradaki trabzanın tepesinden ikili trabzan yapıyoruz, örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan tekrar ikili 2 tane trabzan yapıyoruz. Yine arada 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki fıstığın tepesindeki ben zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki bu aradaki yuvadan tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve fıstığın tepesindeki zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz ve bu aradaki yuvadan yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve diğer fıstığın tepeden sabitliyoruz. Evet, yine 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzandan ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz ve tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi tekrar diğer rengimize geçiyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Buradaki kenar kısmındaki trabzandan yine kutu olarak örüyoruz.
İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Diğer zincirden yine sık iğne ile sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz ve şimdi buradaki ikili trabzan yapmıştık. Buradaki yuvadan yine fıstık yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine sarıyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz ve ikisini sardığımız ve uzattığımız ilmeği ikisini beraber topluyoruz. Bu şekilde 9-10 tane fıstık dolduruyoruz. Şimdi hepsini beraber topluyoruz ve bir zincirle sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki zincirden sık iğne ile sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve diğer zincirden sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki ikili trabzandan örmüştük. Buradaki yuvadan ipimizi tığımızın tepesine sarıyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz. Tekrar yine aynı işlemi bu şekilde 9 defa dolduruyoruz. Altı, yedi, sekiz ve dokuz defa dolduruyoruz. Hepsini beraber topluyoruz. Bir zincirle sabitliyoruz. Dört tane zincir çekiyoruz. Sık iğne ile buradaki zincirden sabitliyoruz. Yine dört tane zincir çekiyoruz. Buradaki diğer zincirden yine sık iğne ile sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan örmüştük. Aradaki yuvadan yine fıstık yapıyoruz. 9 defa dolduruyoruz. Hepsini beraber topluyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Buradaki trabzandan ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve kenar kısmını örüyoruz. Evet, şimdi diğer rengimize geçelim. Evet, yine beyaz rengimize geçiyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Buradaki trabzandan ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Buradaki yuvadan yine ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda yine 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın içine tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Buradaki fıstığın tepeden sık iğne ile sabitliyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda 3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yuvanın içine tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. İsterseniz iki renkli, isterseniz rengarenk bu şekilde örebilirsiniz. Şimdi kenar oyasını yapalım. Şimdi kenar oyasını yapalım arkadaşlar.
3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan fıstık yapıyoruz. 3 ya da 4 defa dolduruyoruz. Fıstık yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine zincirle sık iğne ile iniyor. Bak, sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kutu atlıyoruz. İkinci kutudan tekrar 3 ya da 4 defa dolduruyoruz. Fıstık yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve fıstığın hemen dibine sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kutu atlıyoruz ve ikinci kutudan 4 defa dolduruyoruz. Fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve fıstığın dibine sık iğne ile sabitliyoruz. Evet, kenar oyasında bu şekilde örelim arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım.